Bu derste iç denetim yönetmeliğinden bahsedeceğiz. İç denetim yönetmeliği T, yani temel bilgiyi gerektiriyor. Dolayısıyla sınavda soru çıkma ihtimali daha az diğerlerine göre. Yani Y harfi olan, köşede Y harfi olan slaytları hatırlayın. Onlar yetkinlik demek. Bu, yani iç denetim yönetmeliği T, temel bilgi. Yani bunun üzerine çok fazla vakit kaybetmeyin, bilin. Ama bundan soru çıkma ihtimali diğerlerine göre daha az, onu da söylüyorum. Her iç denetim biriminin, yani fonksiyonunun bir iç denetim yönetmeliğinin olması gerekiyor. Bu bir, elde var bir. Şimdi ama şu soru gelebilir aklınıza, yani bu olmadan olmaz mı diye, elbette olabilir. Yalnız çok ama çok yüksek ihtimalle istediğimiz verimi ve iç denetimin etkinliğini hiçbir zaman elde edemeyiz. Şimdi iç denetim yönetmeliği tek başına belki mucize yaratamaz ama bulunması da hayati önem taşıyor. Neden? Şimdi şöyle cevap verelim. Çünkü diyelim. Çünkü her ne kadar denetim mesleğinde, denetim sektöründe çok yol alınmış olsa da iş denetçinin yetkileri neler, kurumdaki organizasyondaki yeri nedir gibi konuların detaylandırıldığı, açıklığa kavuşturulduğu yer işte bu iş denetim yönetmeliği. Yani o yüzden çok önemli aslında. İç denetim yönetmeliğinde nelerden bahsedilir ya da nelerden bahsedilmesi, değinilmesi gerekir? Onu da şimdi ekrana yansıtacağım slide'da beraber göreceğiz. Hadi gelin bakalım. Evet, ilk slide'ımız geldi ekranda. Şimdi bakın, bir iç denetim yönetmeliğinde ne olması gerekiyor? İç denetim faaliyetinin bir kere amaçları olacak. Ne için çalışıyoruz? Bir hedefimiz olacak. Kapsamımız ne? Yani faaliyet alanımızda neleri denetliyoruz? Denetimin statüsü, yani yetkilerimiz ne? Roller ve yükümlülükler, yani görev tanımlarımız önemli burada. Ve yönetim kurulu ile üst yönetimin beklentilerini de burada içermeliyiz. Yani üst yönetim, yönetim kurulu bizden ne bekliyor? Çünkü her kurumun kendisine göre bir yapısı var. Her denetim her kurumda aynı olmaz. Şimdi gelin ikinci slide'da görüyoruz. Organizasyon şemasında iç denetim fonksiyonunun işlevsel, yani fonksiyonel ve idari raporlama hatlarını ve organizasyondaki yeriyle yetki seviyesini mutlaka iç denetim yönetmeliği belirtmeli. Şimdi ne demek bu? Şimdi gelin burada bu işlevsel ve idari raporlama hatları ne demek biraz açalım. Çünkü bu çok anlaşılan bir şey değil ilk başta konuşulduğunda. İşlevsel, fonksiyonel, yani işimizin aslı. Yani biz aslan kime bağlıyız? Denetim komitesine, yönetim kuruluna. Yani onlara hesap veriyoruz. Onlara raporluyoruz. Dolayısıyla işlevsel kısmı bu. İdari raporlama ise, örnek veriyorum, iç denetim birimine bir eleman alacağız. Bunun bütçesini tamam biz yönetim kurulundan belki aldık, onaylattık ama insan kaynakları burada devreye girecek. Genel müdür, CEO devreye girecek. Yani bu işin idari tarafları var. Onlarla da ilgili başka insanlara raporlayacak iş denetim yöneticisi veya iş denetçiler, neyse. Dolayısıyla burada önemli bir fark var. Bunu netleştirmemiz lazım. Birazdan zaten bir grafik gelecek. Oradan size daha detaylı anlatırım. Organizasyondaki yeri ve yetki seviyesi. İlk başta bahsettiğim ya, her ne kadar iş denetim mesleği gelişmiş olsa da hala kafa karışıklıkları olabiliyor. Dolayısıyla bunu engellemek için mutlaka iş denetim yönetmeliğinde bizim bunlardan bahsetmemiz lazım. Şimdi gelelim 3. slayda. İş denetim uygulamasının yapılabilmesini temin eden ne lazım bize? Bir kere kayıtlara ulaşmamız lazım. Elektronik veya fiziki. Yani bir şeyleri kontrol edeceğiz değil mi? Bir kayıtları kontrol etmemiz lazım. Varlıklara erişmemiz lazım. Maddi veya gayrimaddi. Yani mesela stoklara. Stokları saymamız lazım. Yani bunlara erişim yetkimizin olması lazım. Ve personele erişim yetkisi. Ne demek bu? Yani personelle birebir konuşabilmeliyim. Ben ondan bilgi alabilmeliyim. Yani bunlarla ilgili, yani bu üç konuyla ilgili ne dedik? Kayıtlara, elektronik veya fiziki, varlıklara, maddi veya gayrimaddi ve personele, iç veya dıştan kasıt, yani üçüncü taraf, örnek veriyorum. Bizim hizmet aldığımız bir temizlik şirketi olabilir, bir muhasebe için ayrı bir hizmet alıyor olabiliriz. Yani hizmet aldığımız üçüncü taraflara da benim yetkim olması lazım. Oradaki insanlara konuşabilme, oradaki insanlara bilgi alabilme yetkimin olması lazım. Bunlar için tabii ne lazım? Bir bütçe lazım. Bu bütçeye de daha doğrusu iş denetim yönetmeliğinde değiniyor olmamız gerekiyor. Dedim ya az önce, hani işlevsel ve idari raporlama hatları farkı var diye biraz bahsettim. Şimdi onunla ilgili hemen ekrana bir grafik getireyim. Ne demek istediğim biraz daha görsel olarak daha iyi anlaşılsın. Bakın, iş denetim yöneticisi, yani siz bunu iş denetim fonksiyonu olarak da algılayabilirsiniz. Ama tabii bu işin başı kim? İş denetim yöneticisi. Kime bağlı? Denetim komitesine. Denetim komitesi kimlerden oluşur? Yönetim kurulundan ve bağımsız üyelerden. Şimdi bakın, bir ok var. Bu karşılıklı iki ucu olan oklar var ya, bunlar karşılıklı etkileşimi belirtiyor. Şimdi iş denetim yöneticisi aynı zamanda idari olarak genel müdür, yani CEO ile birebir ilişki içerisinde. İşlevsel olarak, yani fonksiyonel olarak da denetim komitesi ile birebir ilişki içerisinde. Yani biz az önce örnek verdiğim gibi idari işlerde genel müdüre, CEO'ya bağlıyız.
İş denetim olarak yani onunla işimizi göreceğiz. Öbür taraftan yaptığımız raporlar, alınması gereken aksiyonlar, şirketin durumu gibi genel değerlendirmeleri de denetim komitesine öncelikle biz bunları raporlayacağız ki daha sonra eğer ki denetim komitesi onay verirse ki verir, bu işlerin zaten denetim yönetmeliğinde belirlenir, genel müdüre de raporlarımızı iletiriz. Ama asli işlevsel olarak kime çalışıyoruz? Denetim komitesine. İdari işlerde kime bağlıyız? Genel müdüre, CEO'ya. Yani burada ikili bir ilişki var. Bunu aklınızın bir köşesinde tutun. Bu kısım soru olarak gelebilir. Bu anlattıklarıma ek olarak. Şimdi iş denetçiler, non-audit dediğimiz, Türkiye'de pek aşina değiliz ama Amerika'da bu çok fazla var. İşleri, non-audit dediğimiz işleri yapıyor olabilir. Yani denetim dışındaki her türlü işi kastediyorum. Mesela satın alma birleşme çalışmaları olabilir, risk projeksiyonları olabilir, vergi denetimleri olabilir. Yani daha böyle özellikli işler olabilir. Ve bu işler bir seferlik de olabilir veya sürekli de olabilir. Eğer bir seferlikse iş denetim yönetmeliğinde bunu belirtmeye gerek yok. Ama sürekli ise bunu iş denetim yönetmeliğinde mutlaka belirtiyor olmamız lazım. Bir konu daha. Yönetmelikte iş denetim planından bahsetmemiz lazım. Yani bahsedilmesi lazım yönetmelikte bundan. Plan tutmazsa, mesela pandemi döneminde olduğu gibi hani nasıl birçok plan tutmadı. B planı ne olacak, nasıl olacak? İşte yönetmelikte bunlar kısa da olsa detaylandırılmalı. Az önce bütçe dedik ya, bütçeden de iş denetim yönetmeliği mümkün olduğu kadar bahsetmeli. Mesela genel giderler ne olacak, personel bütçesi ne olacak gibi. Şimdi bizim ülkemizde belki bunlar çok fazla hani yönetmeliklere girmiyor ama netice itibariyle uluslararası uygulamalarda bu var. Ve dolayısıyla sınavda karşınıza çıkma ihtimali küçük de olsa var. Yani ne alakası var bütçenin iş denetim yönetmeliğiyle demeyin, aklınızın bir köşesinde bulunsun. İş denetim yönetmeliğinde iş denetçilerde aranan mesleki ve beşeri becerilerden de bahsetmeli. Yani bunlara da değinmeli. Şimdi bunlar nasıl değinecek? Hani bunlarla ilgili ne yapacak iş denetim fonksiyonu? Yani bunları geliştirmek için ne yapacak? Bunları temin etmek için, yani bu becerilere sahip olan kişileri temin etmek için ne yapacak? Ya da nasıl bu beceri, hangi becerilere sahip iş denetçiler arıyoruz? Bunlardan bahsetmesi lazım. Hani bu da bizde pek bulunmaz. Hani bizim yönetmeliklerimizde ama aklınızda olsun. Yani mesleki beceriler ne? Mesela problem tanımlama, sorun çözme, analitik ve teknik beceriler gibi şeyleri mesleki beceriler diyoruz. Bunların İngilizcesi hard skills. Şimdi öbür taraftan beşeri beceriler dediğimiz ise liderlik, motivasyon, iletişim gibi konular. Bu da İngilizce'de soft skills diye geçiyor. Ve sonuncusu arkadaşlar, aklınızı bir köşesinde bulunsun. İş denetim yönetmeliğinde denetim çalışmalarını nasıl ve kimlere ileteceğiz? Hani bundan da bahsediyor olmamız lazım. Hangi şekilde, hangi raporları kime göndereceğiz, hangi çalışmaları kiminle paylaşacağız gibi genel çerçeveyi de mutlaka çiziyor olmamız lazım. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bugün iş denetim yönetmeliğinden bahsettik. İş denetim yönetmeliğinde neler olması gerektiğinden bahsettik. Eğer video faydalıysa, size faydalı olduysa lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve kanala abone değilseniz abone de olun lütfen. Görüşmek üzere.